arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben bu haftayı çok hasta geçirdim ama şimdi iyiyim. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Evet arkadaşlar, Lina bu hafta bayağı kırgınlığı vardı. O yüzden doğru düzgün okula da gidemedi. Sadece 2 gün mü gidebildin bu hafta Lina? Galiba 2 gün gidebildin. Evet. Ama bugün bayağı iyi hissediyor kendini. Evet. Maalesef bir haftadır çok fazla yemek de yiyememişti. İştahı evet. Yoktu. Ama bugün çok iştahım var. Çok güzel yedim yemeklerimi. Bir de siz benden yemek videosu istiyormuşsunuz. Herkes yemek videosu bekliyormuş. Ben de bugün size bir doping. Doping tabağı hazırlayacak Lina size. Evet. Çünkü bu hafta hasta geçtiği için, dediğimiz gibi çok bir şey yemediği için biraz vitaminsiz kalmış olabilir. Doktorumuz zaten bize şöyle güzel bir vitamin tavsiyesinde bulunmuştu. Evet. Şimdi önce bir kaşık ondan alsın. Tamam. Sonra da güzel bir doping tabağı, yani vitamin dolu bir tabak hazırlayacağız arkadaşlar. Gelişip büyümemiz için. Yeter onu karıştırdın anneciğim. Tamam. Al bakalım. Oh. Hem üzümlü hem de bu iştah açıcı. Evet. Evet. Biz hastayken çok kullanıyoruz bu vitaminleri. Evet. Daha iyi hissettiriyor kendini. Üzümlü. Enerji veriyor. Hem de vitaminlerinden eksik kalmamış oluyor. Evet. Bakın burada çocuk iştah açılmış hamburger yiyor. Evet. Aferin sana. Evet. Hadi gidelim mi şu tabağımızı hazırlamaya? Hadi koş koş koş. Evet. Önce bunları çıkartalım. Ver bana. Ay, çekirdeği çıkarma Lina. Bunu kim ayıklayacak ya? Sen. Yiyecek misin gerçekten bunu? Evet. İyi, ver hadi. Oo, ben buna bayılıyorum işte arkadaşlar. Lina da çok seviyor kuru meyve. Gerçekten çok sağlıklı. Biz bunun çayını da yapıyoruz. Bir gün ballı çay içiyor. Bir gün kuru meyvelerden çay yapıyoruz, meyve çayı. Onunla içiyor. İçine yine bal da katıyoruz. Onu sen alamazsın bir tanem. Nasıl aldın bunu? Koyalım şöyle. Hı, topla getir bakalım. Bunların hepsini yiyebilecek misin? Hepsini. Yiyecek. Ama hepsini yiyecek tabii ki. Çünkü iyileşmesi lazım değil mi? Hı-hı. Vitamin toplaması lazım. Enerjisini geri kazanması lazım Lina'nın. Çünkü hastalıktan yeni çıktı Lina. O yüzden bu hafta Lina çok fazla videolarda yoktu arkadaşlar. Hı-hı. Bu hafta sadece 2 tane mi video koyabildik seninle ilgili? Hı-hı. Ya da 3 tane mi koyabildik? Öyle bir şeydi. Bir tane de kaşık al başlamadan. Aferin, getir bakalım. Farklı renklerle. Kaç tane alacaksın? 2 tane yeter ondan. Ama anne. Kaç tane istiyorsun? Tabii ona gelince doldurmak istersin Lina. Bunu da gerçekten o kadar güzel süslemişler. Buna geçtik. Kuru üzümü. Aha, onu da yiyeceğin kadar koy. Evet. Tabağına al anneciğim. Aferin kızıma. Tamam. Bu kadarı bana yeter, tamamla. Şimdi badem koyuyorum. Bir de bunları yerken yanına ballı çay koyarız anneciğim. Oh çay, gel keyfim gel. Oh gel keyfim gel. Yeterli bana. Biz Dina'yla akşam böyle çaylarımızı alıyoruz. Biraz televizyon izlemeye geçiyoruz. Oh gel keyfim gel yapıyoruz. İnceden 3 tane alacağım çünkü içine ceviz koyacağım. Evet, içine ceviz koyarak yiyor Lina. Öyle hem daha güzel oluyor, hem de tam bir vitamin deposu oluyor değil mi Lina? Bunların içinde en sağlıklısı arkadaşlar ceviz. Çünkü beynimizi geliştirir. Daha akıllı çocuklar oluruz. Aferin. Hı. Sevmeyenler varsa, gerçi ceviz sevilmez mi? Herkese sevmesi lazım. Ama siz de yiyin arkadaşlar. Gerçekten bunların her birinde ayrı ayrı vitaminler var. Hem evet. Aklınızı çalıştırır, hem vücudunuzu geliştirir. Hem de beyninizi Hem de çok ama çok sağlıklı. Tabii beyninizi de çok çalıştırır. Evet. Sen bayağı doldurdun Lina'cığım. O yüzden bunu ikimiz yiyebilir miyiz? Hayır. Ya Lina, bu kadarını yiyebilecek misin gerçekten? Yerim ben. İyi tamam, yiyemediğin artanını da ben yerim, tamam mı? Olmaz.
Olur olur. Niye, bana vermeyecek misin? Hayır, çünkü bunların hepsi çok sağlıklı ve benim kendim yemem gerekiyor. Yoksa olmaz. Daha hastalıktan yeni çıktım anne. Aferin kızım. Ye, iyice toparlan, güçlen kızım. Doldurdum hepsini. Çok koydun anneciğim. Bir şey olmaz, ben yerim. Ye kızım. Oh, tuzlu fıstığımı da koyacağım. Vallahi ağzım sulandı anne. Yerim ben bunların hepsini, söyleyeyim de. Ye. Yarasın. Yeterli. Şimdi çekirdek kaldı. Anne yandın, yandın. Ya annem ya. Bir sürü doldurdum. Çekirdeği de bugün çitlemesek olmaz mı? Olmaz. Lina çekirdeğin başına bir oturuyor arkadaşlar. Bir tane bile benim çitlememe müsaade etmeden aralıksız böyle bir yarım saat falan ben Lina'ya çekirdek çitliyorumdur. Lütfen bari iki kaşık koy. Olmaz. İki kaşık yeter Lina. Yetmez. Yeter, yeter anneciğim. Tamam, o kadar yeter. Bence yeter. Neyse, bu kasede iyi 5 dakikada, 5 dakika değil de evet doğru, 5 dakikada bitirebiliriz onu, güzel. Şimdi en sevdiğim kuru meyve. Tamam, Lina bayılır kuru meyveye. Önce o tabaklarını istersen tepsiye dizelim mi? Olur. Hadi diz bakalım. Hı, boşları kaldır, aferin. Aferin. Tepsi yetmiyor. Sığar sığar. Bak, üzümünü de koy. Daha var mı? Oh. Portakal. Hepsinden birer çeşit al anneciğim. Mandalina. Şeftali. Çilek. Çilek al. Anne, çileklerden 3-4 tane alacağım. 3 tane. Al bakalım. İncir de varmış. Onlardan da 4-5 tane alacağım. Al, onları çok seviyorsun. Bak, burada şeftali de var. Şeftali aldın mı, onu da al. Şeftali, biraz daha çilek alayım. Bak, şurada var çileklerden. Çilek, 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 çilek. Tamam. Tamam, o da tamam. Bir tanesinin üstüne koy anne. Şu bademin üstüne koy, ortadakinin Badiş. Üstüne. Daha var ama. Tamam. Daha ne var? Ne var? Ha, ceviz var. Ceviz. Onu kırmamız lazım ama. Biliyorum. Aldın mı? Evet. Tamam. Ah. Dur, onu ben kırabilirim anneciğim. Versen bana. Dur, ben kırarım. Ben kırarım. Elin sıkışır Linacığım. Dur dur. Sen onu uçuruyorsun hep. Bekle. İki tane yeter anneciğim. Al anneciğim. Dök onları da tabağına. Şimdi ben buraya Lina'ya bir de ballı çay yapacağım. Çayını soğuması için dışarı koymuştuk. Bak, koyu görünüyor ama şöyle açık. Çayımız açık, bir çay içecek. Ben senin balını koyayım mı? Evet. Sen ayıklarken. Hani ben koysam. İyi, koy kendin. En iyi tarafı çünkü. Öyle mi? Dök bakalım. Yamuklama. Yamuklama mı? O ne demek ya? Yamuk tutma desene. Yamuklama ne ya? Öyle bir kelime mi var Lina? Yamuklama. Yine başladı üst komşu Lina. Anne, şundan söyle de. Arkadaşlar, bizim üst komşumuz maalesef gerçekten yani aralıksız hemen hemen her gün matkap çalıştırıyor. Lina da çıldırıyor. Yine başladı lan Lina. Yeter artık. Önümden çekip bunları masaya dizeceğim. Verme. Hadi, bunları diziyorduk şimdi. Kapışmaya başladık biz şimdi Lina'yla. Ben kendi tabaklarımı seçeyim o zaman. Bu benim olsun. Bu da benim olsun. Bu da benim olsun. Ondan sonra şunu da alayım. Şunlar da benim. Ya, buranın hepsi benim olsun. Hayır anne, yoksa güçlenemem. Hepsi benim. Hayır. Hepsini ben, hepsini ben, hepsini ben. O ne Lina? O ne kızım? Kendinden geçiyor Lina. Kendinden geçiyor kuru yemiş yerken arkadaşlar. Hareketlere bakar mısınız? O ne Linacığım? Bir de çayımı içeyim. Oh, gel keyfim gel. Dur, gel keyfi gel. Bir daha anne bundan.
tane bunda. Bir tane bunda. Hala. 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 Tamam, yavaş ya, boğulacaksın Lina. Bak şimdi, bu kadar sağlıklı şeyin yanına bu pek yakışmadı. O kadar şık yapmışlar ki görüntüsünü karpuz şeklinde. Renklerini de çok güzel tutturmuşlar. Lina yine bayılıyor. Lina lezzetten bayılıyor yine. Bay bay Lina. Oo, şunlar da bana kaldı. Dikkat et. Bu da bana kaldı. Aldım artık bak. Yok artık yarısı. Ben onu yalamıştım. Hadi canım. Şaka yapıyorsun bakayım. Hayır canım, üstündeki şekerleri bile duruyor daha. Nasıl yaladın Lina? Ben yaladım. Bak yalasan şu ısırdığım yerdeki gibi parlak olur. Buradaki şekerler duruyor. Beni kandıramazsın. Arkadaşlar şimdi size büyük bir vitamin deposu yapacağım. Bu arada biliyor musunuz arkadaşlar, her sabah bir incirin içine 7 tane zeytini koyup kahvaltıdan yarım saat önce yiyince bütün hastalıklara çok iyi geliyormuş. Bir incire 7 tane zeytin. Yine bayılıyor Lina. Lina gitti yine. Lina gitti. İncir ve cevizi bir arada görünce gitti. Dikkat et, boğazına kaçar. Kalk hadi. Hadi gel. Başka ne püf noktaları var bu işin? Gel anlat. Hastalıktan başka nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar, hastayken canımız istemese de istese de bol bol meyve sebze yemeliyiz. C vitamini almamız gerekli. Aferin kızıma. Yanına da böyle bir ballı çay ya da meyve çayı yaparsanız ya da ıhlamur, kuşburnu, harika olur. Hemen atlatırsınız. Hiç böyle antibiyotiklere falan gerek kalmaz. Evet. En fazla içeceğiniz ilaç sadece vitamin ilacı olur değil mi Lina? Evet. Bunlardan hepsi dolayı yememiz gerekli. Evet. Bir de akşam yatmadan önce mutlaka özellikle kış aylarında keçi boynuzunun özünü içerseniz bir kaşık harika enerji verir size. Gücünüz, kuvvetiniz yerinde olur. Boyunuz çok uzar. Evet arkadaşlar. Lina Allah'tan ki çok seviyorsun bunları. Hı hı. Keçi boynuzu pekmezini içmediği gün yoktur mesela Lina'nın. O yüzden de maşallah hiç doğru düzgün hastalandığını bilmiyoruz inanın. Böyle bir iki gün bir halsizleşiyor sadece. Onu da böyle vitaminli şeyler, çaylar falan içerek atlatıyoruz. Sonra da böyle bunları yerken tadından bayılıyor. Yine bayıldı gördüğünüz gibi. Hadi gel. Gel şimdi sen onları yerken arkadaşlarımıza bir bay bay diyelim. Gel anneciğim. Ulan ağzım çok doldu. Oh, afiyet olsun. Teşekkürler, elinize sağlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abur cuburdan daha lezzetli şeyler de var. Abur cuburlardan tamam, günde bir tane yiyebilirsiniz ama bunlardan bol bol yiyin. Şimdi artık bay bay yapalım değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şunu koyayım. Bay bay. Sizi çok seviyorum canım arkadaşlarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.